Bu siste helikopterle havalanmış. Pilot hava şartları uygun değil demiş ama... Behlül inşaat alanına gitmek için çok ısrar etmiş. 6 saattir kendilerinden haber alamıyoruz. Baba! Baba! Adnan! Radarda görünmüyorlar. Sinyal de yok. Aramalar devam ediyor ama umudumuz azalmaya başladı. Doğru söyle bana. Düştü mü helikopter? Öldü mü Behlül? Düştüğü tahmin ediliyor. Oldu. Merak edilecek bir şey yok. Sakinleştirici verdim. Dinleniyor şimdi. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Geldin mi? Geldim. Hazırım ben. Tamam. Koş haber ver. Tamam. Doktor gitti. Dur gitme şimdi. Niye? Ablan iyice toparlansın. Çıkarsın. Oturuyoruz işte burada. Behlül öldü değil mi? Yok öyle bir şey. Öldüğü söylemiyorsunuz bana. Haber yok daha. Kimse bir şey bilmiyor. Ya doğru söyle bana. Doğru söylüyorum. Nihal'cığım böyle yaparsan gidemem ben. Gidin siz Nihal'i. Merak etmeyin ben onu hiç yalnız bırakmam. Ben de geleyim seninle. Lütfen makul ol. Daha da zorlaştırma. Lütfen kızım lütfen. Ya Behlül? Allah'ım ona bir şey olmasın. Yapma. Hiçbir şey belli değil daha. Yani birden ben kendimi kontrol edemedim. Bakma öyle yükseldiğime hemen. Kesin hiçbir şey yok. Siste havalanmışlar. Haber alınamıyormuş sadece. Belki aletleri bozulmuştur. Dağlık bölge, sinyal alıp veremeyecekleri bir yere inmişlerdir belki. Ama hep belki. Adnan. Araban geldi, çantanı da hazırladım. Alo. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Evet, resmi makamlarla irtibata geçilmiş hemen. Arama çalışmaları şu anda kendi imkanlarımızla devam ediyor. Anladım. Ben de birazdan hareket ediyorum zaten. İlginize çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah, inşallah. Size de. Ankara da yakından ilgileniyor. Arama kurtarma ekiplerini bölgeye göndermişler. Nihal, uçak hazır kızım. Beni bekliyorlar. Gidiyorum şimdi. Merak etme, Behlül'le beraber döneceğim buraya. Getireceğim onu. İnşallah. Yola çıkarken sana hiçbir şey söylemedim mi peki? Görmedim ki, içeride çalışıyordum. Çok sonra haberim oldu. Ya neden böyle bir şey yaptı? Deli mi bu? Bilemiyorum. Adnan geldi, bir şey söyleyecek misin? Nihat mı ver? Nihat ne oldu? Var mı bir haber? Yeni bir haber yok. Adnan Bey, aramaya devam ediyoruz. Başka bir bölgeye yönlendirdiler şimdi. İki ekip oraya gidiyoruz. Askeri birlikler de katıldı çalışmalara. Havadan da arama yapılıyor. Tamam, veriyorum peki. Alo.
Telefonu fazla meşgul etmemem lazım. Tamam canım, anladım. Bir gelişme olursa sen ararsın. Ararım. Bakan da aradı şimdi. Bütün resmi kurumlar harekete geçmiş. Askeri birliklerde çalışmalara katılmış orada. Çok geniş bir arama yapılıyor. Merak etme. En kısa zamanda bir haber alacağız. İyi haber olsun, ne olur. Ne olur. Ne zaman orada olacaksınız? 4,5 saat sonra Bakü'ye ineceğim. Alandan şantiyeye de helikopterle gideceğim. Siz Nihat'la haberleşirsiniz bu arada. Gidince arayın hemen. Tabii tabii, ararım. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Bütün herkes ayağa kalktı Elif. Hükümetler harekete geçti artık, düşün. Bulacaklar onu, merak etme. Çantanızı koydum bagaja. Baba! Sakın. Sakın ağlamak yok. Korkuyorum. Korkma. Bulacağız onu. Koca adamsın sen. Güçlü ol. Ablana destek olacaksın Bülent. Hadi çık onun yanına. Yalnız bırakma. Tamam. Babam gitsin, çıkacağım. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah yardımcımız olsun efendim. O kadar kötüymüş. Niye izin vermişler ki gitmesine? Ya asıl o nasıl cesaret etmiş anlayamadım ben. Kimse anlamamış ki. Nihat'a da bir şey söylememiş hiç. Adamlardan duymuş geri dönüyor diye. Buraya mı geliyormuş? Herhalde. Eşyalarını almış çünkü yanına. Pilota da havaalanına gitmek istediğini söylemiş. Nihat bir telefon konuşması yaptıktan sonra hareket etmiş dedi. Bir haber aldığını sanmış. Senle konuşmadı değil mi? Sabah konuştuk biz. Bir problem yoktu. Niye böyle bir şey yaptı? Niye kendini tehlikeye attı anlamıyorum. Dernekten arıyorlar. Alo. Ne oldu? Kimdi arayan? Dernekten aradılar.
Bugün ailemle baş başa bırakın beni dedim. İşte bu. Zaman zaman hayır demeyi bileceksin. Thank you.